Hepinize merhaba. Ben Bizimle Tanış ekibinden Bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle karantinada vermiş olduğu kilolara dayanarak bir kontör uygulaması yapacağız arkadaşlar. Bundaki amacımız ne? Yüzümüzü gölgelendirip iç kısmını daha fazla aydınlatarak o kilo aldığımız ton bir şeyleri biraz daha nötrlemek, gölgede bırakmak. Bunu kolayca uygulayabiliriz. Profesyonel olmamıza gerek yok. Profesyonel olduğumuzda çıta biraz daha yükseliyor. Biz kendimizce yapacağız. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, görüyorsunuz saçlarım bu şekilde arkadaşlar. İnce yapıdaki bir aslında güzel. Ama herkese merhaba arkadaşlar. Yine sesimiz umarım. Yine benim çok başarılı bulduğum bir artistten baz alarak yapıyorum ben. Size de göstermek istedim. Şimdi kullanacağım ürünleri göstermek istiyorum. Ürünler krem de olabilir, toz da olabilir. Bende toz ürünler var. Dolayısıyla ben şimdi onları göstereceğim size. Bu bendeki Farmasi'nin yüz boyutlandırıcı paleti olarak geçiyor. Buradaki kontür şu rengi, kontür şu rengi bronzer, bu rengi de pudra rengi görmüş olduğunuz üzere. Ve 02 numaralı palet olması gerekiyor. Şimdi bunun yanında biz ne kullanıyoruz aydınlatma için? Farmasi'nin bu Full Coverage Concealer'ını kullanacağız arkadaşlar. Bunu da aydınlatmak istediğimiz yerlere uygulayacağız. Yani tamamen şu iki malzemeyle işinizi görmüş oluyorsunuz. Şimdi dilerseniz hemen yüzümün şu tarafını uygulama yaparak diğer tarafını hızlıca uygulayıp size aradaki farkı göstermek istiyorum. Ama öncelikle bir fotoğraf çekelim istiyorum. Güzelce bakın yüzüme arkadaşlar. Bakın yüzüm şu an tombik. Hatlarım görünmüyor. Biraz daha her şekilde benim yani şu an tombiş olduğumu görebiliyorsunuz. Bizim amacımız kemiklerimizi baz alarak kilolu olmuş olduğumuz yerleri biraz daha ince göstermek. Daha doğrusu biraz daha gölgede bırakmak ve iç tarafta odaklama sağlayarak yani insanlar oraya baktığında oraya odaklanmasını sağlayıp buralara çok fazla gözlerinin kaymamasını sağlayacağız. Şimdi bunu neyle yapıyoruz? Bir fırça yardımıyla uygulayacağım ben. Farmasi'nin iki uçlu bir fırçası var arkadaşlar. Burası daha büyük, burası daha küçük. Şimdi ben bu büyük tarafını şöyle elimle, bakın şöyle elimle, normalde pompon bir görünümdeyken biraz daha şöyle kısarak kontür çizgisi oluşturabilmek için kullanacağım. Kontür rengi dediğim şöyle soğuk bir renk olmalı ki cırtlak durmasın, kızılısı, turuncumsu durmasın. Şimdi bu kontür rengini alıp nasıl uygulama yaptığımı size göstermek istiyorum. Ayrıca söylemek istediğim bir şey daha var. Bakın arkadaşlar benim yüzüm tombik. Çenem biraz daha küçük. Dolayısıyla kontür uygulaması yüz tiplerine göre değişir. Ama az çok benimle aynı yüz tipine sahipseniz bu uygulamayı yapabilirsiniz. Veya kendi yüz tipinize göre uyarlayabilirsiniz. Bölgeleri değiştirebilirsiniz. Şimdi almış olduğum kontör ürünü dikkatli bir şekilde şöyle yapıp şu kulak çizgimden başlayıp şöyle yatay bir şekilde kemik üzeri boyunca çiziyorum. Bir de şu hareketi yapıyoruz ki bakın gördüğünüz gibi o hareketi yaptıktan sonra kemiklerimizin nerede bittiğini, nereye doğru aşağı indiğini görebiliyoruz. Bu da bizim hattımızı belirlememize yardım ediyor. Şu an hattımızı çekmiş olduk. İsterseniz şöyle bir tık daha yukarıya getirmek için şuradan da devam edebilirsiniz. Bu hattı çizdikten sonra bir de ne yapmak istiyoruz? Şu gıdışımızı göstermemek istiyoruz. Birazcık gölgede kalsın istiyoruz. Yine aynı şekilde aldığımız renkten, kontür renginden şu çenemize uyguluyoruz. Bakın arkadaşlar biraz size gösterebilmem zor oluyor ama az çok çizdiğim çizgiyi görüyorsunuz. Onları yavaşça dağıtacağım. Çok fazla dağıtmanıza gerek yok ama yaptığım ölçüde yapmanız yeterli olacaktır. Onu da neyle dağıtıyorum ben? Yavaşça şöyle açılı bir fırçayla dağıtıyorum. Pompon olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi dağıttım arkadaşlar. Çene yine biraz daha bakın gördüğünüz gibi keskin.
hatlarım daha fazla belirgin ve bakın şuradaki çukurum, elmacık kemiğimden kaynaklanan çukurum daha keskin görünüyor, daha zayıf görünüyor diyebilirim. Bence şu an bile aradaki farkı görebiliyorsunuzdur. Buram daha keskinken buram çok daha yuvarlak. Şimdi arkadaşlar, bir de ne yapıyorum? Benim çenem dediğim gibi çok fazla küçük, büyük değil. Ama bizim yine basık bir görüntü istemediğimiz belli. O yüzden ne yapıyoruz? Yine demin bronzer uyguladığım, kontür uyguladığım fırçayla yine biraz rengimden alıyorum. Ve sadece şuralara bir geçiş sağlıyorum. Yine dağıtıyoruz. Bakın arkadaşlar, orayı da dağıttım. Şu an çok daha güzel bir yüz hatlarına sahibiz. Yüzümün bu kısmındaki kontürlemeyi bitirdim. Şimdi de odak noktası kısmına geliyorum. Şöyle, onu da ne yapıyorum? Burada bir üçgen oluşturarak yapacağım arkadaşlar. Üçgen oluşturmamın sebebi, dediğim gibi yüzümün göstermem gerekirse tam anlamıyla şu kısmını daha fazla öne çıkartmak. Ve şöyle üçgen bir şekilde görüntü oluşturuyoruz. Ve bakın, biraz daha kalkık bir görüntü için şu kirpiklerimizin bittiği yerden şöyle bir üçgen oluşturuyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda şimdi diğer kısmı yapacağım ama uyguladığım her yeri göstermek istiyorum. Şuraya bir üçgen yapıyoruz. Ve şuraya bir odak noktası yapıyoruz. En sonunda da burnu yapacağız. Hemen bunu dağıtıp geliyorum. Şimdi yine burayı yapalım. Yine sünger yardımıyla da dağıtabilirsiniz. Fırça da kullanabilirsiniz. Size kalmış. Burayı da çok fazla dağıtmadan uyguluyorum. Bölgeden çok fazla yayılmadan. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Yine burayı çok fazla dağıtmadan uyguluyorum. Kontür kısmımızın aydınlatması bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz daha buralar gölgede kaldı bakın. Artık İlk gördüğünüzde, göz göze geldiğimizde bakacağınız noktalar, şurayı bakmadığınız zaman diğer tarafı yaptığınız gibi tekrar göstereceğim. Ama genel olarak yüzümün size göre sağ tarafında bir aydınlık görüyorsunuz. Ve tombiş kısımlarım size şu anda batmıyordur. Şimdi bundan sonra ne yapıyorum? Birazcık şimdi şuradaki görüntüyü pudrayla birazcık temizleyeceğim. Onun için şöyle kesik uçlu bir, bakın kesik uçlu bir süngerim var. Yine farmasinin yüz paletindeki pudrasını alarak orayı temizliyorum arkadaşlar. Gözlerim yaşardı. Bakın arkadaşlar, gayet güzel bir çizgi çektik. Şimdi onun fazlasını bir pofidik fırçayla şöyle attırıyoruz. Aynı zamanda concealer sürdüğümüz yerleri de sabitleyelim. Arkadaşlar şimdi gayet boyutlu, güzel bir yüze sahip olduk. Biraz da size küçük bir trik. Şöyle küçük bir fırçayla yine kontör rengimden alıp şöyle şuralara derinlik katıyorum arkadaşlar. Hem şurama hem de şuralarıma. Buradaki görüntünün amacı da, yani bunu yapmamızın amacı da, şurada demin bir concealer uygulamıştık. Yukarı biraz daha kalkıp görünsün yüzümüz diye. Orayı daha fazla belirginleştirmeye yardımcı oluyor diyebilirim. Şimdi uygulamadığım kısmı uygulayıp hemen geliyorum. Thank you.
burnum kalkık görünsün. Hemen onu da güzelce dağıtıyorum. Bakın daha burnumuz sanki bir tık daha üstteymiş gibi görünüyor. Biraz daha burnumuzu küçültmek istediğimiz için, yani görüntüyü küçültmek istediğimiz için yine şu küt açılı süngerle şöyle burnumuza birazcık daha küçükmüş efekti verebiliriz istersek. Çok az. Bakın benim için gayet yeterli olmaya başladı. Diğer tarafa da uygulayacağım. Evet arkadaşlar, bakın. Kontürümüzü yaptık. Yüzümüzün nasıl şekillendiğini az çok görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu evde gayet eliniz alıştıktan sonra hızlıca uygulayabileceğiniz kolay bir yöntem. Şimdi hızlıca son görünüşümüzü tamamlamak için makyajımızı yapalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi makyajım bu şekilde oldu. Ben gayet memnunum ve son zamanlarda da uygulamaya başladığım bir yöntem kendisi. Yani malum kilo aldık, veremiyoruz da. Baktık ne yapacağız? Kontör yapalım. Ben gayet memnunum. Umarım siz de beğenmişsinizdir bu görünüşü. Ayrıca makyajım da gayet günlük ve 5 dakikada yapabileceğim bir makyajdı. Umarım makyajımı da sevmişsinizdir. Şimdi bence size her şeyi gösterdiğime göre artık gidebilirim. Ama gitmeden önce bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.